Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Çok şükür yeniden birlikteyiz ve merhum Muhammed Abid el-Cabiri'nin eserlerini okumaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde Türkçe'ye Arap İslam kültürünün akıl yapısı olarak tercüme edilen ve neşredilen bu kitabın inşallah okumalarını yapacağız. Birinci kitabı Tekvinül Aklil Arabi'yi Cabiri'nin birazdan da üzerinde duracağımız üzere aslında kapsamlı bir yeniden kalkınma ve yeniden yapılanma projesinin ana kitapları olarak tasarladığı bir dizi çalışmanın taslak projesi olarak görebileceğimiz bir giriş mahiyetinde kitaptı. Yapmış olduğumuz derslerle projenin bu taslağını ve asıl projenin genel bir fotoğrafını bu kitapta görmeye çalıştık, birinci kitapta. Artık bundan sonraki okumalarımızda ileri düzey Cabiri okumaları adı altında bunları yapacağım. Yani bugünkü dersimizden itibaren yapacağımız okumalar daha önceki okumalara göre düzey itibariyle de biraz daha ileri bir düzeyi ifade edecek. Zaten yapmış olduğum dersler lisansüstü rehberlik dersleri olduğu için izleyenlerimizin önemli bir bölümünün akademiyayla ilişkisi olduklarını varsayıyorum. Diğerlerinin de en azından İslami ilimlere ilgi duyan, onlarla ilgili belli düzeyde bir birikimi olan izleyicilerimiz olduğunu varsayarak bu dersi yapıyorum. Dolayısıyla derslerimin hedefi doğrudan konuyla ilgili belli bir düzeyi olan, belli bir birikime sahip izleyicilerdir. Popüler bir ders yapmıyorum ve aynı zamanda konuşma yapmıyorum ve rating anlamında da bir kaygım yok zaten. Bu itibarla yapacağımız derslerimiz bundan sonra hemen her bir derste de göreceğiniz üzere daha spesifik noktalara değineceğiz. Daha detaylı bir şekilde konuları ele alacağız. Ve mümkün olduğunca konular bağlamında benim şahsen yapmak istediğim, katkıda bulunmak istediğim hususlar olduğunda da bunları yine derslerin tahammül edeceği ölçekte hiç kısmadan, sansürlemeden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birazdan tahta paylaşımında üzerinde duracağımız üzere merhum Cabiri eserlerinin Türkçe'ye tercüme edilmesi konusunda kendisi hayattayken yapılan görüşmelerde bundan çok memnun olduğunu, düşünce ve fikirlerinin Türkçe konuşan Müslüman toplumlarda da bilinecek olmasının kendisine çok büyük bir keyif verdiğini, bundan onur duyduğunu belirtmekte ve mütercimlerin haklı olarak kendisinden bu çalışmanın orijinal adı, az sonra üzerinde duracağız, Bunyetul Aklil Arabi'dir. Bu El Aklul Arabi ifadesinde İslam vurgusu neden yok? Neden bir İslam aklı değil de Arap aklı sorusunu Türkçe mütercimler ile gündemine geldiğini, daha önce böyle bir şey aklından geçmediğini, Mağrip ülkelerinde Faslı olarak kendisinin de biz her zaman Arap deyince bunu İslam'la özdeşleştirmişiz. Dolayısıyla ayrıca bir İslam vurgusuna ihtiyaç duymayız. Ama böyle bir hassasiyet söz konusu olunca
Arap-İslam kültürünün akıl yapısı olarak tercüme edilmesine ben de muvafakat ettim. Buna uygun buldum der kendisi. Bir diğer ifadeyle yine kendisinin bu tercümeye yazmış olduğu ön sözünde eserin aslında bir projenin bir parçası olduğu ve bu kitap ve devamında gelecek olan kitapların bir bütün halinde İslam geleneğindeki dini düşüncenin bir analizine yönelik çalışma olduğunu, bunları eleştirmediğini, bir durum tespiti yaptığını, dini düşüncenin mahiyetini, kültürümüzdeki dini düşüncenin ardındaki aklın mahiyet ve yapısını incelemeye çalıştığını, bunu ortaya koymaya bugün ihtiyacımızın olduğunu belirtmektedir. Ve bu kitabın, Bünyetül Akl-ül Arabi'nin telifinin üzerinden 20 yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen yapılan eleştiriler ve kendisinin bu eleştirilere vermiş olduğu cevaplar sadedinde kitaptaki fikirlerinin tamamen ardında olduğunu ve bu kitaptaki fikirleri bütünüyle savunduğunu, bugün yeniden yazacak olsaydım bu kitaptan herhangi bir paragrafı dışarıda bırakmazdım, yine onları yazardım diyecek kadar kendisinden emin, ne söylediğinden, neyi savunduğundan efendim haberdar olan bir mütefekkir ve bir bilim insanı olarak bize konuyu takdim etmektedir. Böylece Cabiri merhum bugün başlayacağımız kitabının devamında gelecek üçüncü kitabın Siyasi Akıl, dördüncü kitabının Ahlaki Akıl olduğunu ifade edecek. Ve ben birinci kitabın sonunda değerlendirme yaparken de zat-ı hallerinizle paylaştığım gibi aslında bu ileri düzey Cabiri okumaları bölümünde, bu 19'dan itibaren gelecek bölümlerde 5 kitabı birlikte sizinle okumayı deneyeceğim. Bu 5 kitap, birincisi bugün başlayacağımız dersimizin konusunun yer aldığı Arap-İslam kültürünün akıl yapısı olarak Türkçe'ye kazandırılmış olan metin olarak da onu takip ediyoruz. Bu eser, bu eserin içinde birinci kitapta proje olarak bize sunulan 3 epistemolojinin analiz ve tahlillerini göreceğiz detaylı bir biçimde. Yani beyani, irfani ve ruhani epistemolojileri göreceğiz. Başarabilirsem şayet, kısmet olursa, beyani epistemoloji içinde ihtiyaç duydukça ya da beyani epistemolojiyi tamamladıktan sonra beyani epistemolojinin bir yansıması olarak siyasi aklı özetleyeceğim. Burhani aklı ele aldığımız bölümde Felsefi Mirasımız ve Biz adlı eseri doğrudan Burhan'la ilgili olduğu için orada da Felsefi Mirasımız ve Biz adlı eserini ele alacağım. Tabii beyanı, irfanı ve burhanı bitirdiğimizdeki böylece bitmiş olacak. Her üçüyle de doğrudan alakalı olduğu için, beyan, irfan ve burhanla doğrudan alakalı olduğu için ve üçüyle de ilgili olduğu için ahlaki aklı üçünü birden kapsayacak şekilde ahlaki aklı ele alacağım. Son olarak da kısmet olur, ömrümüz olursa yeniden yapılanma kitabında ve diğer tercüme edilmeyen eserlerinde İslam'ın yeniden aydınlanması, tabiri düzeltiyorum, Müslümanların yeniden aydınlanması, İslam zaten kendisi aydınlıktır. Müslümanların yeniden aydınlanması, çünkü İslam bir aydınlanma olarak başlamış bir süreçti, daha önce de bahsetmiştim. Müslümanların bir aydınlanma sürecine girmesi, yeniden yapılanması, yaşadıkları çağda tıpkı başlangıçta olduğu gibi aydın bir kültürün temsilcileri olarak dünyada biz de varız diyebilmelerini mümkün kılacak projelerinden ve önerilerinden de söz ederek bu okumaları tamamlamayı
ve bitirmeyi düşünüyorum. Ne kadar süreceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi müsaadenizle ekran paylaşımı yaparak tahtamıza geçelim. Burada gördüğünüz üzere Cabiri okumaları 19'dayız. Kitabın giriş kısmında beyanın ne olduğuna ilişkin bazı açıklamalarda bulunacak ve ben de bunların üzerinde müsaadenize duracağım. Tabii burada öncelikli olarak eserin orijinalinin anlamıyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Bünyetül Akl-ül Arabi ile merhum Cabiri tam olarak neyi kastediyor? Bünye Arapçada yapı demektir. Yapı. Yani bir şeyi o şey kılan suret, form, yapı anlamına gelir. Öyleyse burada biz Cabiri'nin bu eserinde bir yapı analizi göreceğiz. Cabiri bize bir yapı analizinde bulunacak. Bu yapı analizi Aklul Arabi dediği akıl üzerine yapılan bir analiz olacak tabii ki. Ve bu aklı daha önceki okumalarımızda beyani akıl, irfani akıl ve burhani akıl olarak tespit etmişti. Kültürümüzde tek bir aklın olmadığını ve üç aklın bulunduğunu ve mevcut kütüphanelerimizdeki tüm bilimsel ve ilmi birikimin bu üç aklın ürünü olduğunu sıklıkla ve ısrarla altını çizdi ve biz de bunu ifade etmeye çalıştık. Bilebildiğim kadarıyla bu üçlü epistemolojik akıl tanımlaması ve kavramsallaştırması Cabiri'ye ait bir durumdur. Ve dolayısıyla Hazret bu üç efendim ifadeyle akılla İslam geleneğinde mevcut olan aklın bize bilimsel birikiminden söz etti ve bunların yapılarını analiz edecek. Beyani aklın yapısını, irfani aklın yapısını, burhani aklın yapısını analiz edecek. Bir aklın analizi tam olarak ne anlama gelir? Bir aklın yapısının analizi elbette bir düşünce analizidir. Bir düşünce analizi. Bir düşünceyi analiz ediyor. Çünkü akletmek bir düşünmedir, bir tefekkürdür, bir düşünme biçimidir. Dolayısıyla bir düşünce biçimi olarak yapıyı analiz ettiğinde orada düşünmenin mahiyetini inceleyeceğiz. Beyani ulemanın nasıl düşündüğünü inceleyeceğiz. Bir düşünceyi incelemek hiç kuşkusuz bu düşüncenin üretimini incelemektir. Bu düşünce bir üretim ortaya koydu. Bir bilgi elde etti. Bu bilgi üzerine bir yaşam, bir kültür inşa etti. Dolayısıyla Cabiri bu yapı analizi üzerinden konuyu ele aldığında bize diyecek ki ben mevcut üretimin kendisinden hareket ederek, buraya dikkat edelim lütfen, kütüphanelerimizi dolduran Müslüman Arap kültürünün Arapça yazmış olduğu eserleri dikkate alarak, onun üretmiş olduğu üretiminden düşünceye, bu düşünceden onun yapısal mahiyetine doğru bir yöntem izleyeceğim. Dolayısıyla bu kitapta referans olarak ele alacağım bütün kaynaklar Arapça kaynaklardır ve bu Arapça kaynaklar sözünü ettiğim aklın ürünleridir.
Ve dolayısıyla ben bu ürünlerin kendisinden hareket ederek bu ürünleri üreten akıldan ve bu aklın yapısının analizinden söz edeceğim der. Tabii Cabir'i çok açık yüreklilikle böyle bir analizin bir yorumlama olduğunu ve her yorumlamanın doğası gereği bir inşa olduğunu, kendisinin de böyle bir inşada bulunduğunu ve bunun da gerekli olduğunu söyler. Tabii tam da burada itirazlar olabilir ki nitekim Cabiri'ye yapılan itirazlar da zaten burada hareketle yapılıyor. Hayır efendim, öyle değildir de böyledir. Evet, öyle değil de böyle olabilir. Sizin böyle dediğiniz de bir yorumdur, bir inşadır. Sonuçta kimin yorumu olursa olsun, kimin değerlendirmesi olursa olsun, bu bir geçmişe yönelik bir yorumlamadır ve bir inşadır. Bundan kaçınılması mümkün olmadığına göre, burada önemli olan Cabiri merhumun da ifadesiyle, yapılan analizin, yapılan inşanın ve yorumun sadece bir geçmişe dönmek, geçmişe yönelmek, geçmişi irdelemek, onu kritik etmek, eleştiride bulunmak demek olmadığını, bilakis bu inşanın geleceğe yönelik olduğunu, bir gelecek projesi olduğunu, geçmişin analizinin geçmişe ilişkin, geçmişi değerlendiren bir inşa oluşunun aslında geleceğimize ilişkin bir inşanın zeminini bize vermesi bakımından önem arz ettiğini, dolayısıyla bu manada bir bünyenin, yapının analiz edilmesinin son derece önemli olduğunu ve bu üretimden düşünceye, akla ve onun yapısına şeklinde takip ettiği yöntemin yapısalcı bir yöntem olduğunu ve bunun kaçınılmaz olduğunu söyler. Böylece beyani epistemolojiyi daha önce de kabaca konuştuk, bundan sonra tüm detaylarıyla inşallah ele alacağız, konuşacağız. Beyani epistemolojiyi rengi değiştireyim. Dil ve duyunun da dahil olduğu bir bilgi edinme yöntemi, bir akıl olduğu. Dili kullanan, duyuları kullanan, kaynaklarını daha önce de konuşmuştuk, ileride çok konuşacağız, şimdi vaktimiz almasın diye çok detaya girmek istemiyorum. Vahiy üzerinden, tabii ki vahiy de dildi. Dil ve duyu üzerinden konuları ele alan bir akıl, yapısal analiz açısından bu iki unsur öne çıkar, üzerinde duracağız. İrfani aklın olabildiğince dili aşkın, diğer bir ifadeyle dilin yetersizliğini vurgulayan, hakikatin ifadesinde dilin yetersizliğini, bunu irfan bölümünde zaten tüm detaylarıyla konuşacağız inşallah, vurgulayan bir akıl ve bu aklın yapısını analiz edeceğiz. Burhan ise dil üzerinden, ama tabii ki dilin tümel olanına, külli olanına ulaşmak için tikeli aşma çabası. Der Cabiri. Böylece Burhani epistemolojiyi incelediğimizde de onun aslında tümellere, küllilere ulaşma, tümeller ve külliler üzerinden bir akıl yürütme olduğu hususunun
altını çizecek ve böylece bu yapıları analiz etmeye çalışacak. Tabii ki Cabiri'nin el-Arabi ile kastettiği el-İslam olduğu, dolayısıyla her üç aklın da İslam'la ilişkisi üzerinden bir yapı analizinde bulunacağını söyler. Yani konu İslam'la ilgilidir. İslami olanla ilgilidir. İslami olmayanla bu projenin herhangi bir ilişkisi, alakası söz konusu olamaz. Peki, işte tam da burada Cabiri bu üç projeden öncelikli olarak beyanı ele alacak ve beyandan başlayacak. Ve beyan nedir? Çünkü daha önceki birinci kitapta yapmış olduğumuz dersleri hatırlarsanız, bu derslerde beyani epistemolojinin erken dönem zuhur eden ilk epistemoloji olduğundan söz etmiştik. Şimdi bu bağlamda beyanın ne olduğuna ilişkin önemli bir analizde bulunacak ve derse böylece giriş yapmış olacağız. Beyan gördüğünüz üzere bir isimdir. Bir akletmenin ismidir. Bir epistemolojinin ismidir. Şimdi bu ismin bir müsemması var. Bu ismin bir müsemması, içeriği var. İşte Cabiri'nin müsemmaya ilişkin analizlerini üzerine oturtacağı ana zemin isim üzerinden başlayacak. Beyanın ne olduğu meselesinde beyan sözcüğünün anlamlarından hareket edecek. Birazdan üzerinde duracağız. Şimdi bu neden önemlidir? Örneğin Cabiri merhum İslam kültürünün ürünlerinden hareket ederek bu ürünlerin arkasında bulunan aklı tespit edip bu aklın analizini yapmayı istediğinde neden bu ürünlerin arkasındaki akıllara beyan, irfan ve burhan isimlerini verdi? Bu isimleri gelişigüzel vermedi. Bu isimleri vermeyi gerektiren müsemmalarıyla çok doğrudan ilişkisi ve ilintisi olduğu için verdi. Az sonra beyan sözcüğünün Arap dilindeki kullanımlarını, Kur'an'daki kullanımlarını ve bunlar üzerine yapılan yorumları gördüğümüzde de göreceğimiz üzere beyani epistemoloji olarak isimlendirdiğimiz aklın ürünlerinin hak ettiği doğru isim beyandır diyecek Cabiri bize. Ya da en azından o söylemese bile onun ifadelerinden hareketle bunu ben ifade etmiş olacağım müsaadenizle. Dolayısıyla beyani epistemolojide beyan sözcüğünün anlamlarına geçmeden önce biz şu üç aklın temsilleri üzerinde biraz duralım. Burhani epistemoloji deyince bundan tüm felsefi mirasımız arkasındaki akıl burhandır. İrfan dediğimizde bunda Şia'ya ait tüm miras,
ve tasavvufa ait miras. Bu konuları sınıfta da öğrencilerimizle ders işlerken ele aldığımızda akılda kalıcı olmasını sağladığına inandım. Şöyle bir ifade kullanmaya çalışırım. Felsefi birikimi Şia'yı ve tasavvufa dair kütüphanelerimizde yer alan kaynaklarımızı çıkarınca geriye kalanların tamamı beyani epistemolojinin ürünüdür. Geri kalanlar yazıyorum. Geri kalanlar. Geri kalanların tamamı beyani epistemolojinin ürünüdür. Ancak birazdan da üzerinde duracağımız üzere Cabiri merhum beyani epistemolojinin üretmiş olduğu üretimlerden hareket ederek beyani aklı analize kalkışmadan önce beyani ulemanın ve beyani ilimlerin neler olduğuna dair bize bir bilgi verir. Bu son derece önemli olduğu için müsaadenizle bunu belirtmek suretiyle tekrar beyan isminin müsemmasıyla olan ilişkisine dönmek istiyorum. Cabiri merhum beyani epistemolojinin beyani ulema, kendi ifadesiyle beyani ulema beyani ilimler beyani ulemanın meşgul olduğu ve ortaya koyduğu beyani ilimler. Bunların üzerinde durmadan isme geçmenin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Cabiri merhum der ki, beyani ilimler buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Erken dönem zuhurları itibariyle söylüyorum. Kelam fıkıh, tasavvuf, felsefe. Bunlardır. Peki, biz beyani ilimlerin içine tasavvufu ve felsefeyi irfani ve burhani akıl olarak erken dönem zuhur eden ilimler arasından ayrı akılların altına koyduğumuzda o zaman bu beyani ilimlerin altından tasavvuf ve felsefeyi çıkarmamız gerekiyor. Çıkaralım. Evet. Geriye ne kaldı? Geriye beyani ilimlerde kelam ve fıkıh kaldı. İleride daha detaylı olarak göreceğimiz üzere, pardon, bir de dil kaldı. Dil, belagat. İleride detaylı bir biçimde göreceğimiz üzere, bu konuda Cabiri merhum, beyani ilimler ve beyani ulema diye nitelendirdiği kelamcılar, mütekellimin, fukaha ve dil bilimciler. Evet. Bunları kasteder. Ve neden bu üç ilime indirgediğine ilişkin yorumlarımda bulunmak istiyorum. Bu son derece önemli.
Çünkü ilim dendiğinde o ilmin usulünün olması şarttır. Ve bizim geleneğimizde erken dönemde usulü oluşan 3 ilim dalı var. Bunlar kelam, fıkıh ve belagattır. Usulleri oluşan ilim dalları bunlardır. Tefsir ve hadis, kelam, fıkıh usulü ve dil bilime ait nahiv ve belagat gibi usul geliştiremedikleri için bunlar hemen hemen çağdaş mütefekkirlerden bu tür projeye imza atan Cabiri gibi, Hasan Hanefi gibi akademisyenlerin sınıflandırmaları içinde yer almazlar. Birazdan da farklı boyutlarıyla üzerinde durup inşallah konuşmaya çalışacağız. Çünkü tefsir ve hadis usule dönüşmemiş bir kısım kavramlar ile tarih ve edebiyattan ibarettir. Yani tefsir de tefsir tarihi ve tefsir literatürü, hadis de hadis tarihi ve hadis literatüründen ibaret ve bunlarla ilgili bir kısım, çoğu da büyük oranda inşallah Ekim ve Kasım ayı itibariyle ileri düzey hadis usulü okumalarına başlayacağım. Orada bunları konuşacağız. Çoğu da problemli olan bir kısım kavramlardan oluşur. Ve bu bir kelam gibi, bir fıkıh gibi, bir dil gibi usule sahip ilim olma vasfını kazanamadıkları için beyani ilimler dediğimizde 3 ilimden söz ediyoruz. O zaman beyani ilim, beyani akıl dediğimizde Cabiri hangi kaynakları incelemek suretiyle onun bünyesini analiz edecek? Kelam, fıkıh ve dil. Şimdi bu son derece önemlidir. Kelamın usulü din, fıkıh usulü, nahiv ve belagat ilimleri, bedi, beyan, mani, bunlar bu bilim dallarının usulleridir. Cabiri eserinin çok farklı yerlerinde doğal olarak tefsirden, hadisten de bahsedecek. Ama bunları beyani ilimler olarak bahsetmeyecek. Çünkü Kur'an ve hadis, şöyle yazalım. Kur'an ve hadis, bu ilim dallarının kaynaklarıdırlar. Kur'an ve hadis kelamın kaynağıdır, fıkhın kaynağıdır, dilin de bir ölçüde kaynağıdır. Kaynaklık bakımından ele alacak. Kelamı tartışırken, fıkhı analiz ederken, dile ilişkin tespitlerde bulunurken, ayetlere, hadislere yaptığı referanslar, onları bir tefsir ilmi ve hadis ilmi olarak, beyani ilimler olarak kabul etmiş olmasından hareketle yaptığı bir atıf değil. Beyani ilimlerin kaynakları olmaları bakımından yapılan bir atıf. Bu itibarla beyani aklın içinde ilim dediğimiz zaman kelam, fıkıh ve dil vardır. Tefsir, hadis yoktur. Çünkü akıl dendiğinde bu usul ile doğrudan ilişkili bir durumdur. Bu iki ilim dalınınsa bu 3 ilim dalında gördüğümüz özelliklere sahip bir usule sahip olmadıklarından beyani ilimler içinde değerlendirilmemiştir. Demek ki bizim beyani ilimlerden hareketle şimdi bu
üç ilimden hareketle müsemma, bunu bağlayalım müsaadenizle buraya. Müsemma bu. Müsemma, kelam, fıkıh ve dil. İçeriği kelam, fıkıh ve dilden oluşan bu ilimler ve bu ilimleri tahsil eden ve üreten ulemanın ürettiklerinin adı neden beyandır? Beyan nedir? Beyan, Arapçada be, ye ve nun sözcüklerinden oluşan bu şekilde yazdığımız bir kelime, bir sözcüktür. Cabiri merhum çok uzunca analizleriyle beyan sözcüğünün anlam katmanları üzerinde durur. Ben de birazdan bunları zatenlerinizle paylaşacağım. Konuya bir bütünlük kazandırması, kitapta zaten o detayları okuyacaksınız. Konuya bir bütünlük kazandırması, bir ders mahiyetinde sunumunu kolaylaştırması ve hem akademisyen adaylarımızın izleyenlerden konuyu daha iyi kavramaları hem de her tür, her düzeyde izleyicilerimizin de daha azami düzeyde yararlanmalarını mümkün kılmak bakımından beyan sözcüğünün anlam katmanlarını beyani epistemolojinin ismi olmak hasebiyle dört önemli anlama tekabül ettiğini söyleyeceğiz. Dört önemli anlama. Bunların dışında bir iki tane anlam katmanı daha var. Onların da üzerinde duracağım. Ama Cabiri merhumun vurgulamak istediği ve bize beyan sözcüğünün Arap dili ve edebiyatında ve Kur'an vahyinde kullanımları da hadislerde ve Kur'an vahyinde kullanımlarını da söz konusu ettiğimizde karşımıza çıkan dört anlam düzeyinin olduğunu görürüz. Ve bunların hepsinin ortak özelliği birazdan da göreceğimiz üzere farklılıktır. Fark ve farklılıktır. Beyan sözcüğü dediğimizde aklımıza hemen fark ve farklılık gelebilir. Bunları sözcüğün etimolojisi üzerinden ki İbn Manzur'un Lisanul Arab'ından yaptığı atıflarda İbn Manzur'un vefat tarihi Hicri 630 olduğuna göre 7. asırda toplanmış bilgilerin 7. asırda tekamül etmiş, olgunlaşmış, birikmiş bir husustan söz ediyoruz demektir. Birinci anlamı fasıldır. İkinci anlamı aynen birbiriyle ilgili infisaldir. İnfisal. Bunu sileyim müsaadenizle. Hem konuşup hem yazınca bazen daha kötü yazıyorum. Genelde kötü yazıyorum farkındayım ama ekrana kalemle ancak bu kadar yazılıyor. İnfisal. İnfisal. Zuhur ve izhardır. Dört anlam düzeyi var ve dört anlam düzeyinin hepsinde muhtevası itibariyle fark ve farklılığa vurgu yaptığını göreceğiz. Ve bütün beyani epistemoloji analizlerimiz ve okumalarımız boyunca kısmet olursa bugünden itibaren yapacağımız tüm derslerin içeriklerinde beyan ile ilgili, beyan epistemoloji ile ilgili söylediğimiz her hususun genetik yapısı, genetiksel zemini bu dört sözcüktür. Şimdi bu dört sözcüğün üzerinde anlamları itibariyle biraz duralım. Sonra Arapçalarını yazarak detaylarını ele alacağız. Beyyunun beyin fark demektir. Bir şeyi bir şeyden ayırt eder. Ayrımdır. Zaten mantıkçıların
Birazdan da onu konuşacağız. Mantıkçıların beş tümelde faslı bir nevi diğerinden ayırt eden o nev'e özgü, o nev'e has, münhasıran o nev'le ilgili olan özelliği ifade etmek bakımından kullanmış olmaları da bize faslın beyani epistemolojide, beyan sözcüğünü bir akıl türü olarak, üç aklı, bunların her birini bir nevi gibi düşünelim. Beyani akıl bir nevidir. İrfani akıl bir nevidir. Burhani akıl da bir nevidir. Bunların üst cinsini de akıl olarak koyalım. Akıl, bakın akıl cinstir. Altında üç nevi akıl var. İşte her bir nevi aklı diğerinden fasl eden, ayırt eden, onu diğeriyle karışmasına izin vermeyen, hiçbir biçimde beyani aklı irfan ve burhan ile karıştırmamamızı sağlayan, mümkün kılan fasl anlamına gelir. Bir ayrımdır. Onun için beyani epistemoloji dediğimizde, beyani epistemoloji irfandan da burhandan da ayrıdır. Karıştırılamaz, iltibas edilemez. Ürünleri de ayrıdır. Ürünlerini de iltibas etmemek gerekir. Bir şeyde ayrım varsa infisal de vardır. İnfisal kopukluk demektir. İnfisal kopukluktur. Demek ki beyani epistemolojide beyan adının konulması, epistemoloji olarak beyan kendisini irfandan ve burhandan koparır. İşte birinci kitapta gördüğümüz, ikinci kitapta daha fazla detaylarıyla göreceğimiz bir proje olarak da Cabiri merhumun umutlandı. Bunları birbirleriyle temellendirebilir miyiz? Bu infisalden bir vuslat çıkar mı? Çünkü beyin sözcüğünün zarf olarak izafet terkip içinde beynu şeklinde kullanıldığında bir vuslat anlamı da var, bir bitişme anlamı da var. Böyle bir şey de kullanabilir miyiz? Sizin üzerinde de ileride duracağız. Ama özgün anlamları fark ve farklılık üzerine oturur ve infisal kopukluk. Bu nedenle Cabiri'nin projesinde eğer çağdaş bir yeni İslami ilimler epistemolojisi olacaksa ve bu yeni epistemoloji İslam'ı kendi çağına, yani günümüze, modern çağa, postmodern çağa ve daha sonraki süreçlere kendisi olarak bizatihi aydınlanmayı gerçekleştirecek bir ışık olmak bakımından sunacaksa, bunu sunmayı mümkün kılacak olan epistemolojinin önceki bu üç epistemolojiden bir anlamda kopması gerektiğini, yani infisalin zorunlu olduğunu söyler. İşte burada infisal, beyani epistemoloji, beyani aklın adı olmasının nedeni böyle bir kopukluktur. Yani diğerlerinden ayrıdır, farklıdır, onlardan kopuktur. Şimdi bundan sonraki şöyle bir bölecek olursak, Cabiri bunlara epistemolojik zemin, epistemolojik düzeyler, anlamın epistemolojik düzeyi, bunlar için de birazdan altına yazacağız, ontolojik düzeyler. Anlamın ontolojisi, anlamın epistemolojisi. Şimdi bu iki önemli düzey üzerinden konuyu ele aldığımızda gördüğümüz gibi epistemolojik olarak bir ayrıma, bir infisale, bir kopukluğa dikkat çektik. Şimdi beyan öyle bir şeydir ki, beyan bir zuhurdur. Bir ortaya çıkıştır. Bir varoluştur. Beyan bir görünümdür. Birazdan ayetlerin anlamları üzerinde de bunları ele aldığımızda konunun daha da netleşeceğini umut ediyorum. Dolayısıyla beyan bir zuhurdur.
açığa çıkıştır. Açığa çıkmak bir varoluştur. Onun için ontolojik düzeyler Cabir bunların anlamlarına. Böylece beyani akıl İslam dininin akılda zuhuru, akılda ifşası, akılda varoluşu anlamında böyle bir akledişin, akliyenin adıdır. Beyan ve zuhur anlamına gelir beyan. Evet. Aşağıda birazdan bu sözcükleri yazacağım. Üzerinde duracağız. Bir şey ortaya çıktığında, zuhur ettiğinde görünür. Görünür. Fakat herkes bunu görmeyebilir. O görünür de herkes onu görmeyebilir. Değil mi? Bizde ne kadar göründüğü halde görmediklerimiz var. Hatta en çok görmediklerimiz en yakınımızda duranlardır çoğu zaman. En gözümüzün önündekilerini daha çok görmeyiz. Şimdi buradan hareketle değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, beyan aynı zamanda bir izhardır. Yani açığa çıkarmadır. Tabir yerindeyse göstermedir. Görme ve göstermedir. Açığa çıkarmadır. Gör, işte budur demektir. Beyandır. Bu itibarla zuhur el beyandır. İzhar el mübindir. Kur'an'da ne kadar çok geçer bu. Birazdan üzerinde duracağız. El mübin. Gösteren, açığa çıkaran. İzhar eden. Görülmesini mümkün kılan demektir. Şimdi böylece bu dört anlam düzeyi içinde beyan öyle bir aklın adıdır ki bu akıl kendisinin dışındaki diğer akıllardan ayrıdır. Yani kendisinin dışında akılların olduğunu da kabul eder ve fakat kendisini onlardan ayrı olarak ayrıdır. Kendine ait özelliklerinin olduğunu ifade eder. İki, onlardan aklediş bakımından koptuğunu. Üç, kendisi olarak zuhur ettiğini, ben buyum diye zuhur ettiğini, onu da ürettikleri ilimlerle izhar edip gösterdiğini ifade eder. Böylece beyani epistemolojide. Beyan sözcüğü böyle bir epistemolojinin adı olmak üzerine Cabiri merhum beyan sözcüğünün anlam katmanlarında yer alan bu dört önemli düzeyi ifade eder ve neden beyani ilimlerin beyani ulemanın ürettiklerinin adı olarak bu sözcüğü seçmiş olduğunu adeta kanıtlamaya çalışır. Bu yönüyle beyan ifadesi, beyan sözcüğü, beyani bilgi alanının ürettiklerine, üretimlerine o kadar uygun, o kadar mutabık bir isimdir ki, beyani akıl, beyani epistemoloji, müsemmasıyla birebir örtüşen, müsemmasıyla birebir tekabüliyet içeren bir isimdir. Keza irfan ve burhanda da bunu aynı biçimde isabetli bir isimlendirme olarak görmeye çalışacağız. Cabiri beşinci olarak
mübin sözcüğünü, bu mübin sözcüğünü ebane kökünden, ebane efendim türevinden hareketle insanın natık oluşuyla da ilişkilendirir. İnsan tanımına bağlar ve der ki mantıkta insanın tanımı insan hayvanun natıkundur. Hayvanun natık. İşte Cabiri natık sözcüğünün beyan, nutuk, beyan, birazdan üzerinde duracağız. Beyan anlamına geldiğini, söz anlamına geldiğini, ifade anlamına geldiğini. Dolayısıyla el insanu huve hayvanun natikun mübinun. Natikun mübinun. Ve dolayısıyla mübin, beyan, insanın faslı karibi olan natık, akil olma özelliğine tekabül ettiğini de söyler. Böylece beyan ifadesi mantıki bakımından insan aklına da tekabül etmesi münasebetiyle doğrudan akılla da bir ilişkisi vardır der Cabiri ve böylece beyanı epistemolojik ve ontolojik anlam düzeyinden mantıktaki düzeyine doğru ele alarak beyan sözcüğünün son derece önemli bir biçimde anlam katmanlarını bize sunmaya çalışır. Şimdi konuyu biraz daha detaylandıralım. Evet. El beyanu beyan. Bu sözcük beyene sözcüğünden pek çok türevler içerir. Pek çok türevler içerir. Bunları şöyle yazalım. Beyyunun. Tebyin. Tebeyyün. Mubayene. Mübin. İstibane. Gibi kelimenin türevlerine baktığımızda affedersiniz çok fazla kullanımlarının olduğunu görürüz. Cabir merhum bu anlamların tamamını yukarıda arz etmiş olduğum dört anlam köküne ve düzeyine indirger. Şimdi bunları yazmamın sebebi bu ifadelerin Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor olmasının, hadislerde de çok fazla geçiyor olmasının üzerinden hareketle bizim bu sözcüklerle ilişkili olarak bazı hususları daha netleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. O da şudur. Beyyunun bir şeyin açık olması, anlaşılır olması, sabahın aydınlığı gibi olması, aynı zamanda ifade, söz açıklığı, aklın, akledişin açıklığı, zekanın parlaklığı anlamlarına da gelen bir sözcüktür. Dolayısıyla bir şeyin beyin olması, o şeyin açık olması, anlaşılır olması. Onun için fulanun beyinun dediğimizde ya da bunu mübin sözcüğüne de birazdan bağlayacağız. Bu bir mastardır. Bunun ismi faili mübindir. Mübeyyindir, mübindir. Dolayısıyla
meramını iyi anlatabilen, karşısındakini ikna edebilen, zeka sahibi, akıl sahibi anlamına da gelmesi bakımından son derece önemlidir. Tebyin bir şeyin açıklığını göstermek, açık olduğunu, seçik olduğunu ifade etmektir. Kur'an-ı Kerim'de tibyanun li kulli şey der Kur'an için Cenab-ı Hak. Her şeyin bir tebyini, bir tibyanı olduğundan söz eder. Bu itibarla tebyin bir anlamın ve bir mananın da izharı, açığa çıkarılması, onun anlaşılır hale gelmesini de ifade eder. Beyani akıl da bilgiyi üretmede işte zaten böyle bir fonksiyon icra ediyor. Özellikle şu tebeyyene sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de tebeyyenu şeklinde geçen ifadelerin tebeyyenu şeklinde geçen ifadelerin farklı kıraatlarda tesebbetu şeklinde de okunduğunu dikkate aldığımızda bir şeyin tebeyyününün açığa çıkmasının tesebbütü yani sabit oluşu, reddedilemez oluşunu da ifade etmiş olması bakımından önemlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla geçen kullanılan bir ifadeyi konumuzla ilişkisi bakımından burada ele almayı ve detaylandırmayı gerekli görüyorum müsaadenizle. Çünkü bunlara ihtiyacımızın olacağını da düşünüyorum ileriki derslerimizde. Kur'an bize der ki Nahl suresi 44. ayette وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ Bakın. لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Bu ve benzeri ayetlerden hareket ederek Hazreti Peygamber'in konumunu ki beyani epistemolojide ileride bunları konuşacağız. Konumu belirlenirken Resulullah'ın bir tebliğ görevi olduğunu, bir temsil görevi olduğunu, bir de tebyin görevi. Bu tebyin de işte burada da gördüğümüz gibi bakın tebyin, tebeyyün. Bu tebyini de genellikle bizim işte son dönem usulcülerimizde özellikle gördüğümüz bir durum bu. Özellikle makasız üzerine yazanlarda İbn-i Aşur gibi. Bunu bir izah ve açıklama izah anlamında kullandıklarını görüyoruz. Müsaadenizle bu husus üzerinde durmak istiyorum. Arapçadaki beyan sözcüğünün anlam katmanlarına değindiğimde de fark edildiği üzere sözcük muhtevasında bir açıklamayı, izahı da barındırır. Neden? Çünkü açıklama ve izah kapalı olan bir şeyin izharını gerektirir. İzhar da zaten bu sözcüğün anlam düzeylerinden birine tekabül ediyordu. Burada bir sorun yok. Ama kanaati aczanem bu ve benzeri ayetlerdeki litübeyyine ifadesi, litübeyyine şu sözcük, onu kırmızıyla renklendirelim. Şu sözcük Türkçe meallerde ve tefsirlerimizde pek çoğunda hatalı olarak anlamlandırmıştır. Sanki ayet şöyle demiş gibi tercüme ediliyor.
Sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirdiğimizi açıklayasın, izah edesin. Böyle tercüme edilir. Genelde böyle söylenir. Böyle anlaşılır bu ayet. İşte beyani epistemoloji ve beyan sözcüğünün üzerinde dururken bu meselenin ne kadar önemli olduğunu bu ve benzeri örneklerde az sonra ele alacağım, diğer örneklerde de göreceğiz. Ne kadar hayati olduğunu sizlerin de takdir edeceğinizi umut ediyorum. Burada litübe yine izah edesin, açıklayasın anlamına gelmez. Çünkü bu anlama gelmesi, buna izah anlamı verirsek, bu vahyin kapalı, anlaşılamayan, izaha muhtaç bir söylem olduğunu ima eder. Bu Kur'an'ın kendisi, vahyin kendi mesajıyla çelişiktir. Öyleyse çok temel bir önermeyi şuraya yazmama izin verin lütfen. Da devam edeceğim. Çok temel bir önerme yazmak istiyorum. Bunun üzerinde biraz konuşacağım. Vaktinizi alacağım ama bundan sonraki derslerimiz bu şekilde oldukça detaylı ve ileri düzey okuma olduğu için biraz yorucu olacak. Temel önermemiz şu. Kur'an bütünüyle anlaşılabilir ve anlaşılmış bir kitaptır. Vahiy böyle söylüyor. Size her şeyi açıklamak için, konuları fasletmek için vesaire Kur'an'daki tüm vurgulara bakın. Böyle söylüyor. Ve bu önerme şu bakımdan reddedilemezdir. Kur'an kendisini rehber olarak nitelendiriyor. Rehber kapalı olamaz. Rehberlik kapalı olmaya izin vermez. Rehberin arkasından gidenler, rehbere ihtiyaç duyanların durumu kapalılıktır, örtülülüktür. Onlar rehbere ihtiyaç duyanlar. Kur'an neden hidayet kitabıdır? Hidayet. Çünkü hidayetin zıttı ne? Kaybolmuşluktur, dalalet. Dalalet bir kaybolmadır. Sapıklık bir kaybolma haleti ruhiyesidir, bir kaybolmuşluktur. Kaybolmuşluk kapalılıktır. Kaybolmuşluk kapalılığına hidayete getirmek hidayet açıklıktır, beyindir, beyandır, tebyindir. Dolayısıyla kapalı olamaz. Vahiy ve Kur'an bütünüyle anlaşılmış bir kitaptır, anlaşılabilir bir kitaptır. Ona inananlar da, onu reddedenler de neye inandığını bilerek inanmışlar, anlayarak neyi reddettiklerini bilerek reddetmişlerdir, münkirler. Peki, beyani aklın ve beyani ilimlerin de konu edindiği Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili problem nedir o zaman? Problemimiz yok mu? Var, onca tefsirler yazılmış vesaire yazılmış. Şimdi bunları biraz konuşmamız lazım. Çünkü Cabiri de bunların üzerinde duruyor zaten. Fakat ben biraz daha konuyu tafsilatlandırarak ele almakta fayda görüyorum müsaadenizle. Birçok makalemde ve kitaplarımda yazmaya çalıştığım üzere son 15-20 yıldır İslami ilimlerle meşgul olan akademisyenlerimizin mutlaka görmeleri gereken iki temel kavramsal ayrım vardır. Bunu mutlaka görmek zorundayız. Bunu görmeden bu ayrımın
ayrımına varmadan, bunu idrak etmeden İslami ilimlerde akademik bir çalışma yapmak benim açımdan imkansızdır. Akademik çalışmalara başlama yeterlilik sınavının benim açımdan söylüyorum en önemli koşulu budur. Bir, Kur'an Mushaf ayrımını bilmek, farkını bilmek. İki, hadis, rivayet farkını bilmek. Benim İslami ilimler anlam sorunu, İslami ilimler ve hadis YouTube'daki derslerimi dinleme imkanınız olursa bunları orada detaylı bir biçimde göreceksiniz. Değerli izleyenler, çok kısaca, fazla vaktinizi almayacağım çünkü ilgili konuşmalarıma baktığınızda detaylar orada görebilirsiniz. Kur'an eşittir, Mushaf değildir. Mushaf başka bir şey, Kur'an başka bir şeydir. Kur'an 23 yılda pasajlar halinde o pasajların inmesine neden olan tarihsel bağlamlarıyla ilişkili olarak Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber üzerinden insanlığa sunduğu mesajdır. Mesaj, doğası gereği açık olmak zorundadır. Kapalı mesaj olmaz. Mesajın açık olması gerekir. Mesajdır. Her bir pasaj indiği süreç içerisinde anlaşılmıştır. Fakat dikkat buyurunuz. Yüzlerce pasaj inmiştir. Benim kanaatim binin üzerinde pasaj indiği şeklindedir. Bunun üzerinde yıllardır çalışan birisi olarak ve bunu neşredeceğim inşallah. Pasajlar halinde Mushaf'ı ölerek ve tercüme ederek neşredeceğim ileride inşallah. Binin üzerinde pasajdan hazır olmuştur. Bunlar Mushaf'ta 114 sure halinde toplanmıştır. 114 suredir. Kur'an 114 celsede inmemiştir. Sadece sure-i Bakara 300 civarında pasajdan oluştuğu kanaatindeyim. Sadece Bakara suresi. Nasıl olur da 114 sureye toparlanır, değil mi? Dolayısıyla Mushaf tarihsel nüzulleri de dikkate alınmaksızın indirilen pasajların alt alta sıralanarak sureler halinde toplanmasından ibaret olduğu için Mushaf'ın anlaşılma sorunu vardır. Genç sahabeler de Mushaf'ı anlamakta zorlanmış. Tabi'in nesli tümden anlamada zorlanmış. Onun için tefsir faaliyetleri, tefsir çalışmaları ilk elden Tabi'in neslinde başlamasının, sahabi ile tabi neslinde başlamasının sebebi de budur. Mushaf'ı anlaşılamadığındadır. Hazreti Peygamber hayattayken Kur'an'ın vahyin bir anlaşılma sorunu yoktur. Öyle Ulumul Kur'an kitaplarında bir iki sözcüğün anlamını sahabi peygambere sordu diye bu vahyin anlamı ve anlaşılmasıyla ilgili bir sorun olduğu anlamına bilimsel olarak hiçbir zaman gelmez. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum. Bununla ilgili yazılarıma, makalelerime ve kitaplarıma bakılabilir. Yaptığım konuşmalara da bakılabilir. Dolayısıyla Cabir'i merhum diyor ki, dikkat buyurunuz. Sahabe ve tabi'in neslinde başlayan Kur'an'ın anlaşılması, bunu Maturidi'nin Tevilatul Kur'an'ındaki tefsir tevil yorumuna da bağlayabiliriz. O da oradan zannediyorum böyle bir yorum almıştır. Anlaşılmasıyla ilgili böyle kelimelerin anlaşılması vesaire gibi şeyler ilk tefsir hareketini tefsiri ama Mushaf üzerinden yorum tevil bakın bu Cabir'i eserinde bu işlediğimiz bölümde bunun hakem olayıyla daha önce bahsetmiştim. Hakem olayı Hazreti Ali ve Muaviye arasında cereyan eden hakem olayından sonra başladığını
yorum ve tevilin. Yorum ve tevilin bir söylem üretme olduğu, söylem üretimi. Dolayısıyla tabiri caizse tevil ve yorum Kur'an'ın üretimidir. Vahyin bir üretilmesidir. Bu apayrı bir şeydir. İşte beyani epistemolojinin ilgi alanında göreceğimiz, o detaylı bir biçimde görmeye çalışacağımız kısım tevhile, yoruma ilişkin bölüm de Mushaf'la ilgilidir. Vahiy ile Kur'an'la değil. Birbirine karıştırmayalım. Onun için Mushaf'ın problemlerini sanki vahyin problemleriymiş gibi ele alanlar, İslam'ı, dini eleştirmeye kalkanlar çok önemli bir epistemolojik, bir mantıksal hata yapıyorlar. Vahiy başka bir şeydir, Mushaf başka bir şeydir. Konuyu daha iyi anlamanız bakımından müsaadenizle derste de yaptığım bir benzetmeyi burada yapmak istiyorum. Bakın şimdi bu tahta dersin başından beri dakika dakika, saniye saniye oluşturduğumuz bir tablo. İşte vahiy, Kur'an dediğimizde böyle bir şeydir. Sahabe inen vahiy ile böyle, böyle, böyle oluşuyor. Her bir yazıyı başından itibaren dinleyenler için bir anlamı, bir karşılığı var. Tahta anlamlıdır. Peki sadece bu tahtanın fotoğrafını çekiyor bazen öğrencilerimiz, sınıfta anlattığım derslerin. Bu fotoğraf üzerinden o tahtayı yorumlamaya kalkarsanız benim söylemimi yeniden üretmiş olursunuz. İşte bir söylemi anlamakla tefsir, bir söylemi üretmek tevil arasındaki bu önemli fark, Kur'an ve Mushaf arasındaki farkı görmemizi gerektiriyor. Şimdi bunları niye söyledim? Şunun için söyledim. Allahu Teala peygamberine diyor ki ve enzelna ileyke, sana da zikri, vahiy, Kur'an'ı, Kur'an vahiy indirdik. Litübeyyine linnas, insanlara tebliğ et. Yani peygambere ne indiğini biz biliyor muyuz? Hayır, peygambere gizli iniyor. Tübeyyin linnas, insanlara açık et, ifşa et demektir. Yani sana ne indirmişsek indirdiğini, manüz ileyhim, onlara ne gönderdik seninle, onlara ne indirdik senin vasıtanla, onların bundan haberi yok. Sana indi, senin kalbine indi. Onların bundan haberi yok. O zaman sana indirdiğimizin hepsini açık et, gizleme demektir. İzah et değil. Sana, senin izahına muhtaç, senin açıklamana muhtaç bir kelam indirdim. Onu kullarıma bir zahmet ya Muhammed açıkla, izah et değil. Bunu nereden anlıyoruz? Âl-i İmrân suresi 187. ayet. Bakın. Âl-i İmrân 187. ayet. وَاِذْ اَحَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Bakın, kendilerine kitap verilenler, اُوتُ الْكِتَابِ. Allah onlardan söz aldı. Ne aldı? Ne söz aldı? لَتُبَيِّنُنَّهُ. Bakın, لَتُبَيِّنُ. Bakın, aynı kelime. Linnas, bakın, aynı. İnsanlara ve la tektumunehu, bakın. Biz kendilerine kitap, vahiy indirdiğimiz her peygamberden bir söz aldık. Ne? Onu indirdiklerimizi insanlara, bakın, ve la tektumunehu, gizlemeyip, yani indirdiğimizin yarısını saklayıp yarısını söylemeyecek. Ne kadar indirmişsek %100'ünü açıklama. Buradaki açıklama Türkçedeki izah anlamında değil. Ya ifşa. Diğer anlamıyla tebliğ. Ulaştırma sözü aldık. Bakın, zıt anlamlıyla beraber burada gayet açık net söylüyor. Âl-i İmrân 187. Tübeyyin zıttı tektumun. Gizlemeyeceksiniz. Yani size indirdiğimizin hepsini onlara sunacaksınız.
izah edeceksin değil. Çünkü vahyin izaha muhtaç bir yanı yoktur. Bunları daha sonra konuşacağız. Beyani aklın içeriklerinde bunları çok konuşacağız. Fıkıh usulüyle ilgili kelam, usulüyle ilgili, dille ilgili yönlerini çok konuşacağız. Cabiri merhumun ele almış olduğu yönleri itibariyle burada görmüş olduğumuz mübayene, tebyin tebeyyünden başladık. Mübayene en az iki ve daha çok şey arasında bir neyi ifade eder? Farklılığı ifade eder. Mübin aşağıda istibane anlamayı, açıklamayı, açık hale getirmeyi ve görünür kılmayı ifade eder. Şimdi mübin üzerinden devam edelim. Kur'an diyor ki, bakın, Kur'an kendisi için vahiy, kitabun mübin. Kitabun mübin. İmamun mübin. Değil mi? Aduvun mübin. Değil mi? Aduvun mübin. Sultanen mübina. Hazreti Musa için. Vateyna Musa sultanın mübina. Husranen mübin. Husranen mübina. Gibi pek çok ifadelerin Kur'an'da mübin olarak geçtiğini görürüz. İşte bu geçişleri de yukarıdaki anlam katmanlarında üzerinde durduğumuz iki önemli anlam düzeyi öne çıkar. A, açık, apaçık. Bunu Descartes'in bilginin apaçıklığıyla da ilişkilendirebiliriz. Yani apaçık bir şey. Yani vahiy kendisini insanlara öyle apaçık bir şey olarak sunuyor ki bunun Allah'ın kelamı olduğunu anlamanız için başka bir delil aramayın. Bu çok açık bir şey. İmam mübin, imam rehber. Kur'an size o kadar açık bir rehber ki onun rehber olduğunu nasıl göremezsiniz, nasıl anlayamazsınız? Şeytan lekum aduvun mübin. Sizin için o kadar açık bir düşman ki açıklıktır. B, gösterimdir. Açık etmek. Yani size bir kitap indirdim. Size bir vahiy indirdim. Size bir rehber, bir hidayet indirdim. O mübin mübindir. Ne demek mübin? Size hak ile batılı gösterecek. Neyin hak, neyin batıl olduğunu size gösterecek. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterecek. Hangi yolda yürüdüğünüzde bu yol sizi hidayete ve amacınıza, gayenize ulaştıracak, hangisi ulaştırmayacak gösterir. Mübin. İster apaçık bir kitap diye tercüme edelim, istersek size hakla batılı ayırt edecek, bunu gösterecek bir kitap olarak anlayalım. Bu iki anlam düzeyi, kitabun mübin, imamun mübin, husranun mübin gibi ifadelerin hepsinde söz konusudur. Ve el beyan, tekrar beyana gelelim, beyan, el beyan, konuşma, nutk,
akletme özelliğidir. Onun için beyani epistemolojinin adı olmuştur. Beyani epistemolojiye isim olarak seçilmesi boşuna değildir. Peki, Cabiri merhum yapmış olduğu iktibaslarına da atıfta bulunarak pek çok önemli atıflar üzerinden Rahman suresindeki el beyana dikkat çeker ve el beyan sözcüğünün burada tam da kendisinin hedeflediği maksadına uygun bir sözcük olarak geçtiği ve yer aldığının altını çizer. Hemen yazalım, üzerinde duralım. Bu çok önemli detayında üzerinde duracağım ve bu hususta farklı bir kanaatimi ve görüşümü sizlerle paylaşacağım. Cabir'in değinmediği ve bu konuda yazmış olduğum makalelerime ve konuşmalarıma YouTube'da da zannediyorum Kur'an Hermeneutiğinde bir ara bahsetmiştim. Bakabileceksiniz ve inşallah bu yıl yayınlayabilirsem Kur'an Hermeneutiği kitabında da bunu detaylıyla ele almayı düşünüyorum. Rahman suresi. Er-Rahmanu. Bakın. Er-Rahmanu. Allemel Kur'ane. Halakal insan ve allemehul beyan. Evet. Allemehul beyan. Kanaatin açsanem klasik kaynaklarımıza, tefsirlere baktığımızda da bir türlü çözülemediğini gördüğümüz, iyi anlaşılamadığını müşahede ettiğimiz, sonra da çok üstünde durmadığımız ama üstünde durmamız gereken, özellikle de beyani epistemolojiden ve beyani akıldan söz ediyorsak, asla es geçemeyeceğimiz tabir yerindeyse bir durumla karşı karşıyayız. Kur'an hermeneutiği çalışmamda bir bölüm halinde üzerinde durmayı düşündüğüm, Kur'an'da irfani söylem, gnostik söylem, Kur'an'ın atıfta bulunduğu sabi'i geleneğe, manheizme, diğer dinlere ilişkin söylemlerin önemli ölçüde dile getirildiği çok önemli pasajlar var. Bu pasajları onlarla ilişkilendirmeden anlamaya kalkışmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Mesela burayı anlayalım birlikte. Rahman böyle çeviriyor. Bakın çevirileri ele alın, hangisine bakarsanız bakın. Kur'an'ı öğretti. Bakın alleme. Bu her zaman iki meful ister. Alleme öğretti. Faili kim? Huve. Rahman öğretti. Dikkat edin. Neyi öğretti? Kur'an'ı. Öyle tercüme ediliyor ya. Rahman Kur'an'ı öğretti. Peki kime öğretti? Rahman Kur'an'ı kime öğretti? İnsana. Daha insan yok ki. Halakal insan. Yeni başlıkta. Dur bakalım. Halakal insan. İnsanı yarattı. Ve allemehu buhu insana racib. Bakın yine alleme gördünüz mü? Allemehu kime öğretti var ya bakın. Aynı cümle burada. Karine. Ayetler kendi içinde mesajı doğru veriyor. Anlayabilmek, görebilmek önemli. Bakın allemenin kullanımına. Alleme öğretti. Hu insana. Bakın insana öğretti. Neyi? Beyanı. Konuşma.
nutk. Öyle bir beyan, öyle bir konuşma ki Cabir'in uzunca üzerinde durduğu üzere belagatta, belagat ilminin de bir bölümü olarak beyanın öyle bir bölüme de ad olduğunu düşünürsek, meramını anlatma, kapalı olanı açığa çıkarma, izhar etme, varlığa isim koyma, varlığı anlamlandırma. Dünya kadar üzerinde konuşabileceğimiz beyan, zaten bugünkü dersimizi bunun üzerine hasrettik, beyan üzerine. Bakın, beyanı öğretti. İki meful alır, aldı, insana öğretti. İnsana öğretti. Neyi? Konuşma kabiliyetini. İnsana bir dil kabiliyeti verdi. Bunun için lütfen bu detaylarımın gerekli olduğu düşüncemde beni hoş görünüz. Efendim, dil düşüncedir. Düşünce akıldır. Dil olmadan düşünce, düşünce olmadan akıl olmaz. Onun için Allahu Teala insanı dil sahibi bir varlık kılmak ile birlikte akıl sahibi de kılmıştır. Yani dil akıl olmadan sahip olunulabilecek bir yetenek değildir. Onun için Wittgenstein'da dilin sınırları aklın da sınırlarıdır. İnşallah ileride kışın bazı büyük filozofların ve Müslüman mutasavvıfların varlıkla ilgili yaklaşımlarını karşılaştırmayı da düşünüyorum. Orada da bunların üzerinde inşallah daha detaylıca duracağım. Demek ki akıldır. İnsana bir akıl verdi. Ona beyanı öğretti. Peki asıl soruna gelelim şimdi. Burada Kur'an ne? Biz Kur'an deyince doğal olarak Kur'an'da kullanımlarından da hareket ederek bunu vahiy olarak algılıyoruz. Vahiy. Tamam, vahiy. Vahiy nedir? Sözdür. Söz. Değil mi? Kutsal kitabın yaratılış bölümünün ilk ayetini hatırlayalım. Önce söz vardı. Hiçbir şey yok. Önce ne var? Söz. Kelam. Kelam ne? Kur'an. Önce söz vardı. Başka hiçbir şey yok daha. Henüz hiçbir şey yok. Şuradan itibaren bura yok daha. Peki Rahman, dikkat edin. Rahman Kur'an'ı öğretmiyor. Kur'an tercüme diyoruz ya. Kur'an değil. Rahman söz emirdir. Emir ol emridir. Benim anlam bahrine söz yelkeni açmak. Hadis ilminde metin tenkidi örnekleri kitabımda birinci makale olarak göreceksiniz. Orada da üzerinde durdum. Ol emridir. Bu buradaki ifade. Sözdür, kelamdır. Kelam ne? Ol diyor Allah. İşte. Rahman emir. Söz. Kelama insanı yaratmayı ve ona beyan sahibi olmayı öğretti. Alleme tayin etmek, murad etmektir. İlahi ilimde bu böyledir. Kudretle de ilgili tayin etmektir. Dolayısıyla daha yaratılmamış insana Kur'an öğretmek değil. Ya Allah
ol emrine olacak her şeyi talim etti, koydu. Bu ol öyle bir emir ki, İbn Arabi'nin yorumuyla, bu ol öyle bir emir ki, tüm olacakların nasıl olacaklarının detaylarını da içerir. İşte alleme. Ol öyle bir emirdir ki, tüm olacakların nasıl olacaklarını da içerir. İşte bunda insan var. İşte bu insana beyanın öğretilmesi var. Ve dolayısıyla bu beyanı öğrenmiş, beyan yani akıl yetisine, konuşma yetisine sahip bir varlık ortaya çıkmış. İşte bu varlığa şimdi, bu beyan sahibi varlığa Allah-u Teala hitap edecek. Diyecek ki, Eşşemsu vel kamaru diye devam edecek. İşte sevgili izleyenler, beyanın insanla ilişkisini, akılla ilişkisini, dilin varlığı ifşa eden yönünü, İbn Arabi'de dil, söz, kelime varlıktır. Bunu gördüğümüzde bana lütfen Cabir'in beyani epistemolojisine İrfan bulaştırdığım için kızmayın. Onun ruhu da beni bağışlasın. Çünkü onları dikkate almamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Beyani epistemolojide beyan sözcüğünü irdelerken ve beyan sözcüğünün neden efendim bir akla isim olduğunu, bir aklın adı olduğunu ortaya koyarken Cabir-i merhum bize beyani ulemanın, beyani ilimlerin üzerinden bunu yapmaya çalışır ve kalacağımız yere bağlayarak bitiriyorum. Ve der ki, yukarıda da söylemiştim burada az önce, tefsir faaliyetleri, erken döneme ortaya çıkan tefsir faaliyetlerinde. Tabiinin önde gelen isimlerinden Mukatil bin Süleyman, değil mi? 150 vefat tarihi. Ebu Hanife ile çağdaş. El-Eşbah ve Nezair adlı eserini zikrediyor. Cabir'i. Bakın, ama bunların hepsi kelime düzeyinde, azami cümle düzeyinde tabiinin sahabiden ne anlama geldiğine ilişkin yine mushaftan kaynaklı bir anlama çabasına tekabül eder bu. Aynı şekilde Ferra'nın, Ferra'nın 207 vefat tarihi Maani'l Kur'an'ı Ferra. 207 vefat tarihi Ferra'nın Maani'l Kur'an'ı. Yine bunlar sözcük düzeyindedir. Ebu Ubeyde'nin Mecazül Kur'an. Bunlar henüz daha tevil düzeyinde değil, söylemin yorumlanması, üretilmesi düzeyinde şeyler değil. Diyor ki Cabir'i, bu ismini saydığımız ulemanın Kur'an'ın anlaşılması ve Mushaf'ın benim tabirimle anlaşılması üzerine yapmış oldukları bu önemli erken dönem çalışmalar, Ebu Ubeyde vefat tarihi 215'tir. Bakın Ferra 207,
Bunların hepsi İmam Şafii ile çağdaştır. Hiçbirisi İmam Şafii kadar bu konunun farkında değildir. İmam Şafii Cabiri için kilit isimdir. Neden? İmam Şafii mütekellimdir. Kelam ilmine vakıftır. Her ne kadar karşı olsa da. Fakih'tir. Fıkıh usulünün temellerini atan ilk önemli isimlerden birisidir. Aynı zamanda dilcidir, dil bilimcidir. Dolayısıyla İmam Şafii Cabiri'nin tanımlaması ve betimlemesiyle hem beyani ilimlerin, beyani aklın ürettiği ilimlerin, kelam, fıkıh, dil gibi ilimlerin sahibi hem de bunlara vakıf bir alim olmak hasebiyle İmam Şafii beyanın temelini atacak. Beyani epistemolojinin temel ilkelerini belirleyecek. Temel ilkeler. Bunları birinci kitapta da biraz bahsetmiştik. Temel ilkeleri belirleyecek. Onun için Er Risale, İmam Şafii'nin Er Risalesi, Keyfel Beyanu diye başlar. İlk bölüm, ilk cümle, Keyfel Beyanu. Beyanın mahiyetini sorgulayarak başlar. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, uzunca bir bayram molasından ve arasından sonra bugün Cabiri okumalarımıza yeniden başladık. Hayırla tamamı erdiririz inşallah. Bünyetül Aklül Arabi adlı eserini ele aldık. Onun girişindeyiz. Beyanın ne olduğunu sözcük düzeyinde, beyan sözcüğü düzeyinde ve nasıl bir akla isim olduğu ve bu nasıl bir alaka ve ilişkiden dolayı böyle bir isim verildiği hususuna naçizane dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Yine uzunca bir ders oldu ve çok fazla vaktinizi aldım. Beni inşallah hoş görürsünüz ama yavaş yavaş sizi bu blok derslere, uzun derslere alıştırdığımı da düşünüyorum. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki Cabiri dersinde buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.